Suriye'de, Rojava'da, Kürt bölgesinde diyelim, geliştirilmek istenen Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı girişimleri diyelim, engellenmek isteniyor. Şimdi bu noktada geçen günlerde bir seçim söz konusu oldu, biliyorsunuz, Rojava'da. Bu seçim söz konusu olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yönetenler özellikle Kürt halkının, Kürt ulusunun orada bir statü sahibi olmaması ve orada bir hak sahibi olmaması için deyim yerindeyse canhıraş bir şekilde çalıştılar. Bu noktada ABD emperyalizmi ve Rus emperyalizmi de kendi çıkarları doğrultusunda şimdilik aslında sorunun ertelenmesini, seçimlerin ertelenmesine onay vermiş durumda gibiler. Bu noktada şunu da söyleyebiliriz aslında, onunla da bağlantı kurabiliriz. Seçimler gündeme geldiği andan itibaren çok yoğun bir çalışma yürüten hükümet, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması, önce Van deneyimi sonra Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması, aslında biraz daha derinlemesine inersek şeyle bağlantılıdır diyebiliriz, Rojava'daki seçimlerle bağlantılıdır diyebiliriz. Bir gözdağı, siz eğer böyle bir yola girerseniz biz de böyle bir yöntem kullanacağız tekrar demiş olabilirler. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Böyle düşünüyoruz biz. Ancak Van'da yaşanan pratik şunu gösterdi ki halkımızın, kitlelerin geliştirilen saldırılara yönelik tepkisi, örgütlü gücü o saldırıyı püskürtmüştür. Bu noktada şunu gösteriyor bize orada gelişen olay, geliştirilen saldırılara karşı örgütlü durabilirsek, örgütlü bir karşı koyuş geliştirebilirsek saldırıları geri püskürtebiliyoruz. Halkın örgütlülüğü böyle şeyler yaratıyor. Yüzyıllardır Kürt halkına yönelik bir inkar, imha ve asimilasyon politikası ve kayyum politikası da bunlardan tamamen bağımsız değil. Çünkü bir coğrafyada kendi kendini yönetebilme, kendi seçtiği hem kültürel, hem dinsel, hem tarihsel anlamda kendi temsiliyetine sahip olabileceğini ve o kentin yönetebilmesinin yegane parçası olarak seçmiş olduğu kişileri derdest edip onları sudan bahanelerle suçlu pozisyonuna sokmak, çünkü bu yoldaşlarımızın hiçbirinin dosyası mevcut bir suça doğrudan işaret eden dosyalar değil arkadaşlar. Tamamı aktif siyaset yapan, demokratik siyaset içerisinde yer edinen, ancak iktidarın belirlediği sınırların dışında siyaset yapmayı tercih eden. Çünkü arkadaşlardı. Çünkü iktidarın yaklaşımı, eğer biri siyaset yapacaksa da, biri muhalefet gösterecekse de bizim belirlediğimiz sınırlar içerisinde olmalı, bizim belirlediğimiz çerçeve içerisinde olmalı. Ancak bu olduğu takdirde makul muhalefet olursunuz, bu olduğu takdirde makul kadın olursunuz, bu olduğu takdirde makul yurttaş olursunuz anlayışıyla yaklaşıyor. Bu anlamda bunun dışında kendisine padişahım çok yaşa demeyen, itaat etmeyen, bütün toplumsal kesimlere yönelik sürdürmüş olduğu politikaları ve bu inkarcı, redci anlayışlara karşı çıkan herkesi siyasetin dışında tutarak onları da bir suçluya dönüştürme çabasını görüyoruz. Yargı eliyle de bunu işte hale getirdiğinin hepimiz tanığı olduk. Ölülere yönelik işkenceler, bunlar da bu savaş politikasının bir tezahürü olarak hayatımızda ne yazık ki yerini alıyor. Ölü bedenlere yapılan işkenceler intikamcı bir duyguyla yaklaşılırken, yaşayanlar üzerinden ölülerin bedenleri alet edilerek bir tehdit, bir gözdağı mesajı vererek hizaya çekilmek isteniyor. Şu anki yoksulluk politikalarından tutun da ölülere yönelik işkencelere, toplumsal dinamikleri tetikleyen bütün provokatif eylemlerin hepsi aslında bir şekilde toplumu hizaya çekmek için, bütün kesimlere bir gözdağı mesajı vermek amacıyla gündemdedir. Bu anlamda yönümüzü cezaevlerindeki hak ihlallerine tekrar çevirdiğimizde, sürekli gündeme getirdiğimiz ve her fırsatta da
bütün siyasi cenahlardan kişilerin de gönderme yaptığı mesele o. Hasta tutsaklar ve ağırlaştırılmış müebbet cezalarının giderek uzatılması ve burada pişmanlığın dayatılması. Pişmanlık dayatması yapılırken de aslında kişinin siyasi hayata tekrardan devam edip etmeyeceğinin bir kıstas olarak belirlenmesi. Çıktığın zaman ne yapacaksın? Siyasete katılacak mısın? Ya da herhangi bir siyasi faaliyet yürütecek misin? Oy kullanacak mısın? Ya da oyunu kime vereceksin? Soruları aslında kişilerin sonraki süreçte bağlı bulundukları, ait hissettikleri mücadele hattına dahil olup olmama uzak tutmayla ilgili model ya da makul kişiyi de yaratmayla ilgili bir meseleyi ortaya çıkarıyor. Yasalar çıkıyor, işte vergi kanunu yenileniyor. Sokak canlılarını sözüm ona korumak üzere yeni yasalar çıkarılıyor. Öğretmenlik meslek kanunu parlamentonun gündeminde. Yine tasarruf paketi altında yeni genelgeler çıkarılıyor. Şimdi bunlara baktığımızda bunların hemen hemen hepsi işçi sınıfı, emekçi düşmanı politikaların daha ileriden güvence altına alınmasını sağlayacak yeni yasalar, yeni yasal süreçler. Kendileri bin odalı saraylarda yaşarken sofralarında hiçbir şey eksik olmaz olmuyorken aynı zamanda işçi ve emekçilere de lokmalarınızı küçük tutun, gramla alışveriş yapın, pazarda her şeyi kiloyla almayın diye de nasihatta bulunan bir anlayışla karşı karşıyayız. Orta Doğu'daki güçler ve enfereçler birlikte hareket ediyorlar. İç çelişkilerine rağmen, keskinleşen rekabetlerine rağmen ortaklaştırdığı tek şey devrim korkusu ve tabii ki halk ayaklanması. O nedenle dünya devrimci hareketi, dünya halk hareketi mücadele ediyor, direniyor. Yakın zamanda başka ülkelerde de vergi artırımına karşı sokaklara çıktılar. Vergi artırımını geri çektirdiler. Ama Türkiye'de de bu çökertme planı diye tarif ettiğimiz, bildiğimiz 2014 çökertme planı faşist rejimin aslında buradaki devrimci durumu bertaraf etme, hani arkadaşlar söyledi ya, Türkiye Kürdistan halklarının birleşik mücadelesini, ortak gelecek arayışını ortadan kaldırmaya dönük bir çökertme planıydı. Niye? Çünkü biz Gezi'de birlikte direndik, birlikte mücadele ettik, birlikte bedel ödedik. Ve evet, müzakere dönemi Türk halkının Kürt halkına baktığı, Türk halkının Ermeni halk gerçeğiyle yüzleştiği, LGBT'yi gerçeğiyle yüzleştiği, tüm toplumun ve kadın özgürlük gerçeğiyle yüzleştiği bir birleşik onur ve özgürlük isyanında yan yana geldi. Kobane Serhildanı'nda evet, Kobane düşmesin diye tek yumruk oldu, sokaklara çıktı ve durdurdu. Kobane özgürleşti. Ezilenlerin, emekçilerin ve halklarımızın taleplerini sahipleniyormuş gibi yapıp gerçekte öfkeyi yatıştırmaya odaklandığı bir CHP gerçekliği var. Yani eğer biz politik bir hegemonya kurmak istiyorsak, tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi, tıpkı Gezi'de olduğu gibi, tıpkı Kobane Serhildan'da olduğu gibi kurmak istiyorsak, üçüncü bir cephe, halklarımızın, işçi sınıfı emekçilerimizin saflaştığı, birleşik olarak mücadele ettiği, iki tane sermaye partisinin, düzen partisinin arkasında değil de kendi seçeneğini, kendi özgür, onurlu seçeneğini Kürt halkıyla beraber yaratmak istiyorsa ve buna devrimci demokratik güçler öncülük etmek istiyorsa, ki buna zorunluyuz, politik görevlerimiz bize bunu söylüyor. Şu an Rojava'da nasıl bir somut form uygulanıyorsa biz de yürürken yeni formlar açığa çıkarabiliriz. Böyle bir ortak mücadeleye, böyle bir stratejik birliğe ihtiyaç var. Büyük anneler, büyük babalar eskiden en kötü dönemlerde bile yani torunumu, çocuğumu kimseye muhtaç etmedim diye en azından kendisiyle övünüyordu ya da gurur duyuyordu. Şimdi bu büyük anne ve babalar dahil olmak üzere emekli olan bütün bu yaşamını, ömrünü önümde, hani diyor ya, mezarda emekli olan insanlar artık son 5 yılını, 10 yılını...